Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ne geldik. Burada toplamda 10 tane villamız var. Ancak çok az sayıda villamız kaldı. Geçenlerde size en ön cephedeki villayı tanıtmıştım. Bu orta kısımdaki villaları da tanıtacağımı söylemiştim. Bunların 500 metrekare bahçe payı var. Bu sitenin de plaja 1500 metre yürüme mesafesi var. Hemen yaklaşık olarak 1000 metre, 1200 metre alt tarafımızda da marketlerimiz var. Hemen sağ tarafında dağımız var. 4+1 villalarımız. Bu villamız kendi elektriğini kendisi üretiyor. Yerden ısıtma sistemi var, akıllı ev sistemi var. 4 oda 1 salonu oluşuyor. Toplamda 4 tane tuvalet, 4 tane de duş alanımız var. Hadi şimdi bu özel villayı birlikte tanıyalım. Fragmanımızı izledik. Şimdi villamızın giriş kısmına geldik. Burada bir araçlık otoparkımız var. Hemen sağ tarafımda karşımda araç girişi var. Orada bir güvenlik girişimiz var. Güvenlik kulübemiz var. Burada toplamda 10 tane villa olduğunu söylemiştim. 1500 TL aidatımız var şu an için. Ve bu villalar kendi elektriğini kendisi üretiyor. Hatta kullanmadığınız zaman AİDEM'e satıyor. Yani aidatı da bu villa kendisi ödüyor. En öndeki villamız da yine aynı şekildeydi. Şimdi villamıza gelecek olursak 500 metrekare bahçe içerisinde yapılmış ve burada bir araç otoparkımız var. Villamızın toplamda 4 tarafı kendine ait, yani 4 tane cephemiz var. Sağ tarafım kuzey, sol tarafım güney, arkam doğu ve ön tarafımsa villamızın baktığı kısımsa batı, yani gün batımına bakıyor. Zaten villalar Kuşadası'nda genellikle gün batımlarına karşı yapılıyor. Yani denize karşı yapılıyor. Bu villamızın hemen bahçe kısmına bakalım. Bahçe kısmında bir adet muz ağacı dikilmiş hemen bu köşe kısma. Ve dört tarafı tamamen duvarlarla çevrilmiş vaziyette. Ve bu villamızda alarm sistemi var. Ve ön tarafımızda oldukça güzel kullanım alanına sahip olan bir bahçe peyzaj alanımız var. Ve bu evimizin havuzu da oldukça büyük. Yani 3 metreye burada 10 metre uzunluğunda sonsuzluk havuzumuz var. Oldukça havuzu görüyorsunuz. Gayet güzel. Tam yüzmek için, yüzmesini sevenler bu villayı kaçırmasın. Ve burada bir sonsuzluk havuzumuz var. Havuz burada dolu olduğu zaman biliyorsunuz sirkülasyon yapması gerekiyor. Sirkülasyon yapmazsa yosun tutabilir ve ilaçlarını atmanız gerekiyor. Sirkülasyon yaparken tabii ki denge deposundan aldığı suyu havuzun içerisine basıyor ve oradan da su taşıyor. Taştığı zaman da şu dışarıdaki kısma taşıyor. Yani buna da sonsuzluk havuzu deniliyor. Müteahhit firmayı tebrik ediyorum. Geçen gün de söylemiştim çünkü burada zeytin ağaçları vardı ve olabildiğince zeytin ağaçlarını kurtarmaya müteahhit çalıştı burada. Hemen hemen bütün villalarımızın bahçesinde birer ikişer tane veya üç tane zeytin ağaçları da bulunuyor. Burada da bir zeytin ağacımız da bulunuyor. Yine diğer çekmiş olduğum videoyu da bu videonun sonuna öneri olarak ekleyeceğim. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Oldukça güzel bir villa. Hemen karşı tarafımda villamız var ve villamızın hemen ön tarafında bir terasımız var. Hemen onları size kısaca göstermeye çalışalım. Bu bölümümüzde bir terasımız var. Oldukça büyük kullanım alanına sahip ve tam karşı tarafında bir verandamız var. Üstü elektrikli açılıp ve kapanabiliyor. Dolayısıyla siz kumandaya basarak burayı kapatabilirsiniz ya da açıp yıldızları seyredebilirsiniz. Hatta etrafında cam balkonla çevirebilme imkanınız da bulunuyor. Bu bölümümüzde çökertme bir alanımız var. Havuzdan çıktıktan sonra ıslak olduğunuz için buraya oturabilirsiniz ve bunun etrafında da görmüş olduğunuz gibi havuzun suyu burada bu şekilde dönüyor. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın şu an tam giriş kapısına geldiğimizde çelik kapı kullanıldığını görüyoruz ve üzeri ahşap kaplama olarak düşünülmüş. Hemen sağ tarafında AIDO marka akıllı ev sistemimizin ekranı var. Sol tarafında bir vestiyerimiz var, portmantomuz var ve hemen kapının arka tarafında ise burada güzel bir alanımız var. Bu alanlar hayat kurtarıyor. Buraya fazlalık eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Ve burada yerden ısıtma sisteminde tesisatlandırması kontrol merkezi de burada bulunuyor. Hemen üst tarafımızda da sıcak suyumuz için boiler, yani termosifonumuz da bu bölümde yer almış. Ve hemen ön tarafa doğru geçerken, salona ve mutfağa doğru geçerken sağ tarafımda
bu bölümümüzde bir tuvalet ve duş yerimiz var zemin katta. Sol tarafımda görüyorsunuz ışıkları yanıyor. Burada sensörümüz var. Sensör otomatikman algılıyor ve dolayısıyla kapak otomatik açılıyor. Bu da hijyeni bence arttırıyor. Bence çok güzel düşünülmüş. Ve hemen sol tarafımda bir duşakabinimiz var. Ön tarafımda ise bir lavabomuz var. Ve daha önceki videolarda söylemiştim. Buradaki bataryalar dokunmatik olarak düşünülmüş. Hemen göstereyim şu şekilde. Şu şekilde dokunduğunuz zaman kendisi otomatikman açılıyor. Dokunduğunuz zaman kendisi otomatikman kapanıyor. Ve tam karşı tarafımda zemin katta aile büyüklerimiz için bir yatak odası düşünülmüş. Ve buradan ön taraftaki teras alanına, havuza ve bahçe alanına bakıyoruz. Ve kendi içerisinde de burada zemin katta bir tuvaletimiz ve bir duşumuz da bulunuyor. Bu bölümde bir lavabosu var. Sağ tarafımda bir klozetimiz. Onun yan tarafında ise bir duşakabinimiz. Şimdi yavaş yavaş salona doğru geçiyoruz. Salona doğru geçerken tabii ki burada bir mutfağımız var. Ve sol tarafında yüksek galeri boşluklu. Tabii buraya güzel şık bir avize düşünebilirsiniz. Bu da sizin açıkçası zevkinize kalmış. Ve burada bir yemek masası yerimiz var. Yemek masanızı buraya koyup burada ailenize, sevdiklerinizle havuza karşı, bahçeye karşı, terasa karşı burada birlikte kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşam yemeklerinizi bu bölümde yiyebilirsiniz. Hemen ön tarafımda bir ada mutfaklı bir mutfağımız var. Tezgah tam karşı kısımda yer almış. Açık renklerde ve üzeri gri damarlı olarak düşünülmüş. Ve burada ada mutfağımız var ön tarafında. Ocağımız buraya geliyor. Üst tarafında ise bir aspiratör yeri düşünülmüş. Ve sol tarafında ise buzdolabı yeri bırakılmış. Şimdi yavaş yavaş salona doğru geliyoruz. Ve yerlerde gri renklerde 60'a 120 seramikler düşünülmüş. Hemen ön tarafında etanollü bir şömine bırakılmış. Ve sol tarafında bir televizyon ünitemiz var. Ve burada multisistem klima sistemi var. Altyapıları müteahhit firma tarafından yapılmış ve çatıya motor yeri düşünülmüş ve burada oldukça büyük bir terasımız var. Biraz önce size dışarıdan göstermiştim. Hemen kısaca buradan da göstermek istiyorum ve buradan çok güzel zeytin ağaçlarıyla birlikte güzel bir dağ manzaramız bulunuyor. Karşımda bir merdivenimiz var. Merdiveni hemen kısaca inceleyelim. Buraya bölümler yapılmış. Kutu kutu bölümler yapılmış. Böyle arka tarafında tabii ki ne var diye merak ediyoruz ve burada hemen şöyle gösterelim. Gizli bir bölümümüz var. Yine buraya da gireyim. Burada oldukça büyük bir alanımız var. Fazlalık eşyalarınızı da burada barındırabilirsiniz. Buraya da gizli bir alan düşünülmüş. Şimdi villamızın merdivenlerine bakalım. Merdivenlerimiz burada ahşap olarak düşünülmüş. Ve üst kata doğru çıkarken de tam karşımda aydınlatma penceremiz var. Hem bu bölümde hem de üst bölümde pencereleri de düşünülmüş. Şimdi üst katımıza çıkıyoruz. Şimdi üst katımıza geldik ve koridorumuza geldik. Yüksek galeri boşluğu olduğunu söylemiştim. Buradan şık bir avizeyi aşağı sarkıtabilirsiniz. Ve burada oldukça yüksek, güzel, büyük bir pencerelerimiz var. İki tane hem altta hem üstte pencerelerimiz var. O yüzden burası da oldukça aydınlık olmuş. Hemen sağ tarafıma bakalım. Sağ tarafımda burada bir ortak bir tuvaletimiz ve bir lavabomuz var. Ön tarafımda bir Hilton lavabomuz var. Oldukça büyük düşünülmüş. Yine aynı şekilde burada da şu şekilde dokunmatik olarak düşünülmüş. Hemen kapatalım. Sol tarafımda ise sensörlü burada bir klozetimiz yer alıyor ve sağ tarafımda da burada bir duş yerimiz var. Burada üst tarafında da fıskiyesi yer almış ve arka tarafında da pencereleri mevcut. Şimdi diğer yatak odamıza bakalım. Toplamda bu katımızda 3 tane yatak odası var. Şimdi birinci yatak odamızdayız. Aslında zemin katta bir yatak odası görmüştük zaten. Bu ikinci yatak odamız ancak ikinci kattaki birinci yatak odamız oluyor. Toplam 4 oda bir salondan oluştuğunu söylemiştim zaten. Burada giyinme odası olarak düşünürler bir bölüm var ve yerden ısıtmanın kontrol yeri de burada bırakılmış. Hemen ön tarafımda burada bir yatak odamız var. Yatak başlığı şu şekilde buraya geliyor ve karşı tarafında da bir penceremiz bulunuyor. Şimdi diğer yatak odamıza bakalım. Burada bir yatak odamız daha var. Yerlerde laminat parke düşünülmüş ve ön tarafında ise oldukça güzel kullanım alanına sahip olan bir balkonumuz var. Ve bu balkondan da ön tarafımızdaki havuzu, bahçeyi ve teras alanlarını da görebiliyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ana yatak odamıza gidiyoruz. Bu arada hemen abone butonuna basalım ve zili açmayı unutmayalım.
ve sizlere daha hızlı bir şekilde ulaşabilmem için. Çünkü videoları yüklüyoruz, hemen anında haberiniz olabilir. Bu evin fiyatını da yorumlarda başa tutturacağım, oradan bakabilirsiniz. Ve bütün evlerimizi internet sitemizde modernada.com adresinde paylaşıyoruz. Oradan da evlerimize bakabilirsiniz. Diğer internet sitelerine bakmanıza gerek yok. Çünkü bütün özel havuzlu evleri ben internet sayfamda yayınlıyorum. O yüzden tek modernada.com adresine bakarak Kuşadası'ndaki evler hakkında bilgi edinmiş olabilirsiniz. Burada bir yatak odamız var. Hemen yatak başlığına bakıyoruz. Yatak başlığı burada aynalı olarak düşünülmüş. Ve hemen L şekilde pencerelerimiz var. Oldukça yine büyük bırakılmış. Ve bu bölümde bir giyim odamız var. Hemen sağ ve sol tarafında. Aynı zamanda burada da sürgülü bir kapısı olan, şöyle göstereyim hemen size, sürgülü bir kapısı var. Burada da bir ebeveyn banyosu var. Hemen karşımda lavabosu var. Yine dokunmatik bir musluğumuz var. Yine sensörlü bir klozetimiz var. Sağ tarafında ise burada bir duşakabinimiz ve bir penceremiz de bulunuyor. Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Diğer videomda söylemiştim. Bu villamızda Panasonic marka prizler kullanıldı. Bunlar da özel üretim oluyor. Yani gidip siz satın alamıyorsunuz. Bunları inşaata başlarken sipariş vermeniz gerekiyor. Çünkü sipariş üzerine çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü birkaç tane firmadan aynı şekilde böyle duydum. Yine güzel, keyifli videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.